Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, ittifakın değerli il başkanları, temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlarımız, sevgili saygıdeğer basın mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler ve geleceğimizin istikbali gençler, hepiniz tekrar hoş geldiniz, saygıyla selamlıyorum. Evet, ben de kendimden kısaca bahsediyorum. Oya yakın ben. 1971 Çankırı doğumluyum. Çankırı'da büyüdüm. Çankırı'da öğrenim gördüm. Çankırı'da çalışma hayatına başladım. Buralardaydık hep. Ailemle birlikte hep buradaydık. Evet, biz de sokaklarda, caddelerde hep birlikte selamlaştık, görüştük. Biz birbirimizi çok iyi tanıdık. Ben iş hayatına Untaş'ta Çankırı Un Fabrikası'nda başladım. 4 yıl kadar orada işle uğraştım. Sekreterlikten, muhasebeden, alım satımdan bir sürü görevlerde bulundum. Ve rahmetli Cafer Özkan Beyefendi'den çok şeyler öğrendim. Piyasayı öğrendim. 1996 yılında da Şekerbank'ta işe başladım. 24 yıl boyunca orada çalıştım. 12 yılda banka müdürlüğü yaptım. Banka müdürü yaptığım sürede birçok firmayla, birçok insanla, kamu kurumunda çalışan personelle, çiftçiyle, işletmesiyle, tüm insanlarla, tüm hemşehrilerimle yan yana gelme fırsatı buldum. Hepsine elimden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalıştım. Sadece banka işlerinde değil, hepsinin ben Oya ablası oldum. Müdürleri değil, her zaman yanlarında hissettikleri ablaları oldum. Gerektiğinde hastanelerde işlerini görmeye çalıştım. Gerektiğinde Ankara'daki işlerine yardımcı olmaya çalıştım. Ama becerdim ve bunu başardığımı düşünüyorum. Bizleri bu unutulmuş topraklarda doğup büyüdüğümüz Çankırı'mızda, iyi günümüzde, kötü günümüzde, acıda, tasada hep birlikteydik biz. Ve biz mutlulukları çok az yaşadık bu şehirde. Hep acıyla, hep şehit haberleriyle, hep üzüntülerle biz aslında yan yana geldik. Az da olsa sevinçlerimiz oldu, düğünlerimiz oldu ve ben 14 Mayıs'ta evet ben de bir düğün havası yaratıp sizi milletvekili olarak 14 Mayıs'ın 15 Mayıs'ın sabahında da sizi selamlamak istiyorum. Tekrar karşınızdayım bunun için. 3 gün önce partimizin çok zor günleri beklediği bu günlerde İstanbul İl Başkanlığımızda hain bir saldırı, hain bir kurşunlama meydana geldi. Bunun aslında bir hırsız kovalaması olarak kandırıldığımız ve her zamanki gibi her olayı örtmeye çalışan iktidar partisinin bu avuntularına artık hayır deme zamanı. Çünkü bizler bunlara artık inanmıyoruz ve bunların ne kadar çok hırsız, ne kadar çok arsız insan bu kadar kötü bir toplum yarattıklarına artık inanmak ve görmek istemiyoruz. Çocuklarımız aç, çocuklarımız işsiz, umutsuz, gelecekleri tehlikede. Ahlak bozuldu, adalet bozuldu. Ahlak bozuldu ne demek? Emanetlerimiz gitti. Toplumlarda iki tane önemli değer var. Emanet ve adalet. Emanet dediğimiz şeyler anneanneden gelen insan ilişkileridir, komşu ilişkileridir, ahlaktır. Birbirimize saygıdır. Biz bunların hepsini kaybetmek üzereyiz. Peki emanet? Emanet de birbirimize verdiğimiz, sonradan geri aldığımız ama ona hiyanet etmememiz gereken değerlerdir. Lütfen herkes, hepimiz emanetlerimize sahip çıkalım. Adalet, Adalet Partisi diyoruz ama Adalet Partisi'nin adaleti yok. Biz adaleti, eşitlik ve denge gelsin diye uğraşıyoruz. Lütfen bu değerlerimize sahip çıkalım ve bu değerlere sahip çıkmak için bizler varız. Aday adaylarımızın hepsi de bu değerlere çıkmak için burada. İyi Parti'nin iyileri olarak buradayız. Çankırım, güzel Çankırım. Türkiye büyüyor, nüfuslar artıyor ama Çankırı'da göç hiç bitmiyor. Nüfusumuz azaldıkça milletvekili sayımız da azalıyor. 3'den 2'ye düştük. Nüfusumuz 300 binden 200 bine düştü. Ve bu azalışla birlikte biz kan kaybediyoruz. Köylerimiz artık maalesef köylerimizde artık üretim yok. Yumurta yok.
yağ yok, süt yok. Onlar da artık gelip şehirlerden alıyor. Köyler şehre, şehirler köylere, şehirlerde büyük şehirlere göç ediyor ve Çankırı tamamen maalesef boşalıyor. Okumak için giden çocuklarımız da geri dönmüyor. Dönmek istemiyorlar. Bacalar tütmüyor. Üretmek yerine resmi kurumlarda iş arıyor çocuklarımız. Kısmer, Şabanöz ve Çerkeş ilçelerimiz hareketli. Şenol Başkanım güzel işler yapacak. Şabanöz'ü Davut Bey, güzel işler yapacağız. İlçe, il başkanım, çok güzel ilçe başkanlarımız var. Onlarla birlikte çok güzel işler yapacağız. Ve bu göçü durduracağız, sanayimizi geliştireceğiz. Her ilçemizde, sadece Şabanöz'ün de Kurşunlu da değil, Çerkeş de değil, her ilçemizde baca tütecek. Çocuklarımıza tek tek iş aramayacağız. Çocuklarımız işe girecek, evlerine ekmek götürecek ve mutlu olacaklar. Geleceği bize garantiye almış olacağız. Ortak akılla, müzakereyle kararlar vereceğiz ve birlikte çalışacağız. 3 tane otomobil bayimiz vardı. Nerede? Yok. Gittiler, bitti. Peki, mavi trenimiz vardı. O nerede? O da yok. Çeşitli kamu kurumlarının bölge müdürlükleri vardı. Ne oldu? Gitti. Neden? Çünkü milletvekillerimiz sahip çıkmadı. Biz bu Çankırı'ya sahip çıkmak için buradayız. Hepimiz bunun için buradayız. Silah fabrikamız tam çalışırken, tam kapasite çalışırken şu anda kapanmak üzere haberlerini alıyoruz. Bu gerçekten çok acı. Biz üretim olsun, sanayi olsun diye uğraşırken bizim vatanımızda, bizim Çankırı'mızda kapanmak üzere olan fabrikalar var. Neymiş? Fabrikanın, silah fabrikasının kapanma sebebi de limana uzakmış. Limana uzakmış da Çankırı'dan başka Ankara limanı çok mu yakın? Gaziantep çok mu yakın? Eskişehir çok mu yakın? Neden orada hala fabrikalar, hala üretimler var da Çankırı'nın fabrikası kapatılmak isteniyor? Ben birçok hayal kuruyorum. Çünkü hayaller insanları yaşatır ve biz bu hayalleri birlikte gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Artık o su, bu su, ocu, bucu, benden, senden, bizden, sizden diye bir olay yok. Biz hepimiziz. Biz milletiz. Biz Türk milletiyiz. Biz Çankırılıyız. Ve Çankırı herkes birbirini tanıyor, birbirini seviyor ve bir olmayı bileceğiz. Ve ben bunu gerçekten en büyük hayalim olarak görüyorum. Ben bir anneyim. Ülviye ablam gibi, Aysel ablam gibi, Ayşe ablam gibi. Ben hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle, şefkatle çocuklarımıza sarılıp onların aç olarak yatağa girmesini istemiyoruz. Hiçbirimiz, hiçbir iyi kadın bunu istemiyor. Hepimiz bu çocuklarımız için yaşıyoruz ve geleceğimizi yaşatmak için canımızla, başımızla çalışmaya devam edeceğiz. Ve ben bunu hayal ediyorum ki çocuklarımız artık iyi bir eğitim görsünler. Aç girmesinler yasaklarına ve iyi bir eğitim görsünler. Umutların tükenmediği, milletimin sevgisini, ülkesini seven, bayrağını seven, dürüst insanlar yetişsin istiyoruz. Ve insanların yönettiği bir Türkiye'de iyi insanlar, riyakatli insanlar bizi yönetsin istiyoruz. Kaçak göçek insan istemiyoruz. Sözünde duran insan istiyoruz biz. Biz bunlar artık aç kaldık. Yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların, hani o üç yeğleri var ya, bunların söyledikleri, ben onlara ilave şunu da söylüyorum. Yanlışların, yalanların, talanların olmadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Ve bu hayali hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Evet arkadaşlarım gibi ben de söylüyorum. Niye aday oldum? Niçin aday oldum ben? Çankırı'nın dertlerini bildiğim için aday oldum. Çankırı'nın fakirliğine son vermek için, göç vermesine artık son vermek için aday oldum. Çocuklarımıza iş, evlerimize aş vermek için aday oldum. Yüzlerimizin gülmesi, umutlarımızın yeşermesi için adayım. Çankırı'yı, Çankırılı'yı çok iyi tanıyorum. Benim Çankırı dışında bir dikil ağacım yok. Benim her şeyim burada. Ben gözüm açtım, buradayım. Burada doğdum, burada büyüdüm ve burada çalışmaya devam edeceğim. Ve Çankırı'nın sesini Ankara'da duyurmak için elimden geleni yapacağım. Hiçbir zaman elime ne istediysem başardım. İnşallah Çankırı'nın hedeflerinde, Çankırı'nın ihtiyaçlarında hep birlikte
hep birlikte başarıp Ankara'ya ulaştırıp ve biz sorunlarımızı çözmeye çalışacağım. Arkadaşlar, sevgili dostlarım, o kadar çok kağıt var ki elimde, hepsi sıkışmış vaziyette ama çok da vakit zaman almadan şunu söyleyeceğim yine. Hayallerimizi gerçekleştirmek için önce Rabbimin takdiri, sonra sizin destekleriniz, birlikte başaracağız. Biz geleceğiz, başaracağız ve Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Bütün çareler, bütün çözümleri birlikte yapacağız, birlikte karar vereceğiz. Ankara'ya hep birlikte Çankırı'nın sesi olmaya gideceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a ısmarladık.